Ha tamam. Takip edin. Geçmiş son hatırlamıyorum. Ben de neyi tanıyayım? Merhabalar, ben Bilal Yiğit Koçak. Bugün sizlerle ATV YouTube kanalının sorularını cevaplayacağız. Sette ilk günün nasıldı? İlk kümes sahnesiyle başlamıştık. Kümes ilk girişimiz, o çekilecekti. Zaten duygusal bir sahneydi. Direkt ağlayarak başlamıştık ya. İlk günüm öyle geçti. Ağlayarak geçti. Sence Ömer nasıl biri? Ömer kesinlikle kötü değil. Yani abisine falan da karşı çıktı. Yok, sadece dobra. Ve gerçekleri görebiliyor. Diğerleri kadar toz pembe bakmıyor. Bu oyunu da çok seviyorum. Dobra diyebilirim. Kardeşlerim dizisinin Ömer'i olmasaydın hangi karakter olurdun? Ben Ömer'i çok seviyorum ya. Ama hadi olmadım diyelim. Celil abinin rolünü oynamak isterdim. Akif'i oynamak isterdim. Çok keyifli bir karakter. Ömer ile benzer yanlarınız var mı? Ailesine çok bağlı. O yönümüz benziyor. Duygusallığımız da benziyor. Ama işte farkımız o, gösterebiliyor. Ben pek duygusallığımı gösteremiyorum. Ömer'in en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorum? Ömer'in en çok o duygusallığını gösterebilmesini seviyorum. Utanmıyor, çekinmiyor, ağlaması gerekiyorsa ağlıyor, bağırması gerekiyorsa bağırıyor. Bir de diğer bir huyu da içinde tutup tutup bir anda patlayabiliyor yani. Karşısındakinin suratına bütün şeylerini söyleyebiliyor. O huyu çok güzel. Keşke onu gerçek hayatta yapabilseydim. Ömer'in en çok sevdiğin repliği ne? Biz sokak köpeğiyiz amca, sokak köpeği. Setin en düzenlisi. Ne konuda ama şimdi? O da var. Böyle karavandaki düzenden bahsediyorsak Fadik abla diyebilirim. En gecikeni, bizde geciken yok ya. Öyle biri yok bizde. En tez canlısı Halit. Kesinlikle Halit ya. Durmuyor. Sürekli. Kardeşleriniz var mı? Onlarla aranız nasıl? Kardeşim var, kız kardeşim var, benden 6 yaş küçük. Aram çok iyidir zaten onunla, yani 7 yaş olduğu için böyle bir baba kız gibi bir ilişkimiz var, kardeş gibi değil. Ailenin haşarı çocuğu musunuz? Değilim. Ben çok sakin bir çocuktum. Hiçbir problem yaşatmadım aileme. Ve otururdum sürekli. Başka hiçbir şey yapmazdım. Gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne oldu mu? Cüneyt abiyle Halit sahnedeyse, ya ben dalağım güçlüdür, öyle çabuk gülmem. Ama böyle içimden onlara böyle bağıra bağıra gülesim geliyor. Öyle bir hissiyat oluyor Cüneyt abiyle Halit'i yan yana görünce. Çekerken aşırı duygulandığınız bir sahne oldu mu? Ben okurken de çok duygulanmıştım. Sütlaç sahnesi. O benim için çok özel bir sahne. Ya ilk okuduğumda da tüylerim diken diken olmuştu ama bir yandan da nasıl oynayacağım diye korkmuştum. Ama sete çıktım ve kendimi bıraktım. Zor sahneydi. Sette size en çok kim güldürüyor? Halit. Çocukluğunuza dair en çok özlediğiniz şey nedir? Dedem. Dedemi özlüyorum. Çocukken en sevdiğin oyuncak. Action Man'lerimi çok severdim. Bir de böyle büyük bir Action Man arabam vardı. Onlarla çok oynardım. Asla vazgeçmeyeceğiniz bir zevkiniz, keyfiniz var mı? Yok. Hepsinden vazgeçebilirim gibi geliyor ya. Şu an aklıma spesifik bir şey gelmedi. Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan. Bilmiyorum ya. Böyle tek bir hayvan olacağını düşünmüyorum. O karışık kombini de şu an yapamadım kafamda, kusura bakmayın. En sık kullandığınız 3 emoji hangisi? Yazgı hangisi sence benim? Gül. Ha evet. Gül. Kalp. Bir de şunu çok kullanıyorum böyle. Yana doğru yapan bir tane. Ha, kuru kafa, kuru kafa. Bravo. Benden iyi tanıyor beni. Bugüne kadar hiç lakabınız oldu mu? Lisede uzun derlerdi. Sonra Hazi diye bir şey çıktı. Hazi diye bir lakabım oldu bir dönem. Onun dışında başka yok. Ya da Koçak derler öyle. Sette Yiğido ama. En tuhaf takıntınız ne? Takıntı değil o. Tik. Ya benim 3,5-4 yaşımda başlayan bir tikim var. Athena yüzünden olmuş annemin dediğine göre. Onlar şarkı söylerken sallanırlarmış. Ben de sallanmaya başlamışım. Ondan sonra o sallanma işlev kazanmış. Heyecanlandığımda, gerildiğimde, stres yaptığımda sallanmaya başlıyorum böyle. Hiçbir şey yok ya, müzik yok, hiçbir şey yok. Böyle sallanırım ve saatlerce sallanabilirim. Size göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misiniz? Yazıklar olsun.
Sana karşı kullanılmasına içten içe nefret ettiğin 3 emoji hangisi? Gözyaşı atan emoji. Nefret ediyorum ondan. Çok samimiyetsiz. Kullanmayın onu. Başka ne var? Başka yok ya. En çok onu sevmiyorum. Yediğin veya denediğin en garip yemek. Ben öyle şey... O konularda çok açık bir insan değilim ya. Hep yediğim şeyler aynıdır. O yüzden öyle farklı şeyler denemedim. Lisede sınıfın neresinde oturuyordunuz? Ben akademik başarısı öyle çok iyi olan bir öğrenci değildim. O yüzden de akademik başarısı olmayan insanların oturduğu en arka sırada, ortada uyuyarak geçirdim lise hayatımı. Hiç kopya çektiniz mi? Çekmediğim zaman olmadı. Her zaman çektim. Bir fiil kopya çektim. En sevdiğiniz ders? Beden. Dinlemekten asla sıkılmadığınız bir şarkı. Dream Theater, As I Am. O şarkıyı çok seviyorum. Uyuduğunuz en ilginç yer. Ben rahat olmadığı zaman uyuyamam genelde. Yani öyle ilginç bir yerde de uyuyamam. Bacaklarımı atmam lazım, rahat olmam lazım. Sorulmasından rahatsız olduğum bir soru. Neden oyunculuk? Bu soru beni çok şey yapıyor, sinir ediyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden oyunculuk? Bilmiyorum. Benim alanımda değil yani. Bu sorunun cevabı bende yok. Somut bir şey de yok size göstereyim. Yok. Ama sinir oluyorum ben o soruya. Neden oyunculuk? Bilmiyorum. Paranormal bir yeteneğiniz var mı? Başınızdan geçen tuhaf bir olay. Çok isterdim öyle bir yeteneğimin olmasını ya. Düşünceye bir şeyler olsun. Hani onu hareket ettireyim. Ya da böyle garip olaylar yaşıyorlar ya. Kapaklar açılır, bir şey olur. Hiç yok. Benim çok düz bir hayatım var ya. Tuhaf bir olay da yaşamadım bununla ilgili. Ne kadar sıkıcı bir insanmışım ben. Telaffuz etmekte zorlandığınız bir kelime. Yok da ben Karadenizli bir ailede büyüdüğüm için bazen bir şeyleri söylerken şivem kayıyor. Onu fark ettim. Ya Serkan Hoca da söylüyor. Arada bağırıyor bana orada. O öyle söylenmez diye. Ya öyle bir sıkıntı çekiyorum telaffuz konusunda. Telefonunuzda çektiğiniz son fotoğrafı paylaşır mısınız? Dur, ne çekmişim acaba? Çok da sıkıntılı bir yer. Ha. Bir tane tweet'i screenshot almışım. O var. Ama şeyle ilgili. Ömer'le ilgili. Ezel dizisinden bir şey. Ömer önemsizdi, Ömer cahildi, Ömer saftı, Ömer'i kullandılar, hor gördüler, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar ama hesap edemedikleri bir şey var. İntikam ölümden güçlüdür. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatınızdan uzaklaştırırsın? Sürekli kendine anlatan insanları, şu oldu, bu oldu, bir şey anlatıyorsun, benim de bu oldu diye araya girenlerden nefret ederim. Bir dinle, bir dur. Her şey senin başına gelmedi. Kimsenin bilmediği özel bir yeteneğiniz var mı? Yani Karadeniz şivesi iyi konuşurum. Kimsenin bilmediği. Yani yıllarca davul çaldım, eğitmenlik yaptım. Çok kişi bilmez bunu ama. Batıl inancınız var mı? Ya yok. Yok. Yok galiba batıl inancım. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemeniz gereken birine bir mesaj gönderdiniz mi? Ne yaptınız? Başıma gelmedi. Ben çok dikkatliyimdir o konularda. Böyle tek seçer atarım yani. Böyle ciddi, gizli bir şey atacaksam seçer atarım. Birini etkilemek istediğinizde yaptığınız bir jest, mimik var mı? Sesinin tonunun değişmesi, saçınla oynaman gibi. Ben bu konularda çok çekingen bir adamım ya. Yani yaptıysam da dikkat etmemişimdir. Vallahi ben çok çekingenimdir bu konularda. En son söylediğiniz yalanı hatırlıyor musun? Setim var kanka. Bu röportajda hiç yalan söylediniz mi? Hayır. Söylemedim. Kapanıştan önce diziden bir şarkı mırıldanabilir misiniz? Çok isterdim ama sesim çok kötü. Size de o eziyeti yapmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle ATV YouTube kanalında soruları cevapladık. Böyle tatlı tatlı içerikler gelmeye devam edecek. ATV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.